Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Çağın Çelik. Bugün sizler birlikte Corsair'in Obsidian 500D RGB SE Premium bilgisayar kasasını inceleyeceğiz. Evet Recep. Aslında Corsair yenilenen 500D'yi iki model olarak piyasaya sürüyor. 500D ve 500D RGB SE Premium. Bugün inceleyeceğimiz bilgisayar kasası da daha üst model olan RGB SE versiyonu. Ancak her iki kasada temel altyapıyı paylaşıyor. Aralarındaki farklara da ileride kısaca değineceğiz. 500D modeli hali hazırda piyasada olan bir kasa ve önünde fırçalanmış alüminyum bir kapak yer alıyor. RGB SE Premium modeli ise öndeki alüminyum kapağı temperli camlı bir kapakta değiştiriyor. Aynı zamanda kasanın içerisinde 3 adet Corsair'in RGB fanlarını görüyoruz ve buna ek olarak bir de RGB kontrolcü yer alıyor. Kasa 500 mm uzunluk, 237 mm genişlik ve 507 mm yüksekliğe sahip. Mid Tower kasa sınıfına dahil. Obsidian 500D RGB SE ATX standartına kadar olan anakart boyutlarına destek sunuyor. EATX desteği mevcut değil. Ölçüler uyarsa sığdırabilirseniz takabilirsiniz. Ancak bu tavsiye edilen bir durum değil. Kasa tercih edenler için kullanılan malzemeler önemli. Corsair de buraya önem vermiş durumda. Kasanın iskeletine baktığımızda çelik kullanıldığını görüyoruz. Öte yandan diğer kısımlara baktığımızda alüminyum ve şık temperli camların kullanıldığını görmekteyiz. Hem RGB SE hem de 500E modelinde temperli yan cam kapaklar var. Bunlar 2 adet mıknatısla kasaya tutturuluyor. Kasanın arkasında iki adet menteşeyle kasaya bağlılar. Bu sayede hafifçe asıldığınızda kapak kolayca açılıyor. Bu özellikle kasada değişiklik yapmayı kolaylaştırıyor. Açmaya üşenmiyorsunuz. RGB SE modeline has olan ön kapaktaki temperli cam gerçekten şık bir görünüm sağlıyor kasaya. Peki işlevsel mi? Bu da tabii ki önemli konulardan bir tanesi. Baktığımız zaman öndeki 3 vanın yeterli hava alabilmesi için boşluk sağlanmış. Bu sayede soğutmaya herhangi bir engel olmadığını söyleyebiliriz. Kasanın üst kısmına baktığımızda Recep fırçalanmış alüminyum bir yüzey görüyoruz ve bunların kenarları yükseltilmiş, ortası ise biraz alçak tutulmuş ve burada üçgen şeklinde havalandırma için delikler bulunuyor. Kasanın alt kısmına baktığımızda burada güç kaynağını ve kabloları gizlemek için bir bölme olduğunu görebiliyoruz. Bu bölme her ne kadar çıkartılabilse de sadece kabloları gizleme seçeneğinin olmadığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda bir PSU taktınız ve PSU'nuzun üzerinde logo varsa bu logoyu kapağı kapattığınız zaman göremiyorsunuz. Günümüzde oldukça yaygın olan NVMe sürücüler doğrudan anakart üzerine M.2 yuvalarına takılıyor. Çoğu yeni nesil anakart 2 adet M.2 portu barındırıyor. Buna karşın daha hesaplı 2.5 inç SATA SSD'ler de son derece popüler. Ayrıca ek depolama için halen 3.5 inç diskleri kullanıyoruz. Kasa depolama desteği bakımından oldukça geniş. Buraya 3 adet 2.5 inç SSD ve 2 adet 3.5 inç sabit disk takılabilmekte. Her iki tip sürücünün de özel braketleri var. Bunları braketlerine yerleştirip parmakla sıkılabilen bir vidayla kasaya monte edebiliyorsunuz. Yani tornavidasız diz takıp çıkarmak oldukça kolay. 500 500'lü RGB'se üzerindeki sürücü yuvaları fazlasıyla yeterli. Fan yuvalarına baktığımızda kasanın ön kısma 3 adet 120 ya da 2 adet 140 mm'lik, üst kısma 2 adet 120 veya 2 adet 140 mm'lik, arka kısma da 1 adet 120 mm'lik fan takmaya izin verdiğini görüyoruz. Dahili gelen fanlar ise oldukça kaliteli. Bizce en iyi RGB aydınlatmaya sahip olan Corsair'in LL serisinden 120 mm'lik modellerin kullanılması kesinlikle kasaya yakışmış. Kaliteli kasa ve içerisinden çıkan kaliteli fanlar arca alışveriş yapmaya gerek bırakmıyor. 3 adet öne takılı şekilde gelen bu fanlar Corsair'in kasaya dahil ettiği Commander Pro RGB kontrolcüye bağlanabiliyor. Bu da kasanın diğer değerli özelliği. En başından RGB kontrolcü dahil tasarlanan kasalar daha değerli toplu sistemler toplamaya imkan sağlıyor. RGB sistemi toplarken sonradan bu kontrolcüyü nereye koyacağınızı düşünmüyorsunuz. Ya da piyasada ayrı kontrolcü aramıyorsunuz. Eğer Corsair ekosisteminde sisteminde kalmayı planlıyorsanız ki bu işlemci soğutucunuz, fanlarınız ve belleğinizi Corsair'dan alacağınız anlamına geliyor. 500D RGB SE içerdiği Corsair'ın Commander Pro adreslenebilir RGB kontrolcüsü ile işlerinizi kolaylaştırıyor. Corsair IQ yazılımıyla her bir LED'e kadar kontrol edebileceğiniz kasayı aydınlatmanız tüm sistem bileşenlerinizle senkronize çalışacaktır. Commander Pro RGB kontrolcünün getirdiği en büyük avantaj ise yazılım desteği. Corsair ekipmanların birlikte yönetimi günlük kullanımda da değerli. Kasa içinin temiz kalması için toz filtreleri de büyük önem arz ediyor. Corsair'in Obsidian 500D'de 3 adet filtre kullandığını görüyoruz. Ön ve üst fanlar için olan filtreler yan taraftan çıkıyor. Güç kaynağı için kasanın altına takılmış olan filtre ise maalesef eski usul arkadan çıkıyor. Bunun da yandan çıkarılabilir olması diğer yuvalarla uyumlu bir tasarım olurdu. Kasanın önüne 360 milimetreye kadar, üstüne 280 milimetreye kadar, arkasına da 120 milimetreye kadar radyatör takabilmekteyiz. 360 ve 280 milimetrelik radyatör kombine edildiğinde üst seviye bir sistemin özel soğutması için fazlasıyla yeterli olacaktır. Kolay montaj için Corsair fanların ve radyatörlerin takıldığı braketleri çıkarıp kasanın dışına monte etmenize imkan tanınmış. Bu hem ön hem de üst kısım için geçerli. Sistemi toplarken, yükseltme yaparken bu değerli bir özellik. Kasanın üst kısmı çıkarılamıyor. Zaten bu yüzden üstteki braket var. Özel sıvı soğutma için önemli bir diğer detay da arkadaki fan slotunun yüksekliğinin ayarlanabilir olması. Bu sayede kasanın üzerine kalın bir radyatör taktığınızda egzoz fanını çıkarmak zorunda kalmıyorsunuz. Yine sistem toplarken bu tür detaylar önemli. Kasanın bir başka dikkat çeken özelliği de dikey ekran kartı montajına izin vermesi. Ekran kartını neden dikey monte edersiniz? Kartınızı göstermek için. Haşmetli bir kartınız varsa bunu sergilemek isteyebilirsiniz. Öte yandan bunun bir dezavantajı mevcut. Kartınızı dikey monte ettiğiniz zaman anakartın üzerindeki diğer PCI Express yuvalarını devre dışı bırakabiliyorsunuz. Biz her zaman tek ve güçlü bir ekran kartı tavsiye ettiğimizden dolayı ve sizler de genelde bilgisayarınıza ekran kartından başka çok fazla PCI Express aygıtı takmadığınızdan dolayı kartınızı dikey monte edebilirsiniz. Bu kadar kasa buna izin veriyor. Kasa önünde bir adet ikinci jenerasyon USB 3.1 Type-C port var. Bu yeni nesil harici depolama ürünleri için çok iyi. Hem yeni laptoplarda hem çevre birimlerinde Type-C yaygınlaşıyor. Masaüstü bilgisayarlarımızda da kolay erişilebilen bir Type-C port olması büyük avantaj. Bunun yanında klasik bağlantılar için 2 adet USB 3.1 Type-A portu da görüyoruz. Bu bağlantılara ek olarak yine kasanın ön kısmında tipik kulaklık ve mikrofon yuvaları, güç ve yeniden başlatma tuşları var. Bir kasaya sistem toplarken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan bir tanesi de CPU soğutucunun uzunluğu. 500D'ye baktığımızda soğutucu tercih edecek kullanıcıların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta olduğunu görüyoruz. Bu kasa en fazla 170 mm yüksekliğe sahip soğutucuları destekliyor. Daha yüksek soğutucular ise temperli cama temas ediyor. Benzer şekilde kullandığınız ekran kartının da uzunluğu 370 mm'yi geçmemeli. Bu zaten son derece uzun ekran kartlarını kapsayan bir ölçü. Güç kaynağı için ise en çok 225 mm olmasına dikkat etmenizde fayda var. Bunlar Mittauer kasalarda önemli noktalar zira derli toplu olmak zorunda. Neyse ki bu kısıtlamalar oldukça makul ve popüler pek çok bileşen bu ölçüleri aşmıyor. Etkileyici bir görünüşe sahip Corsair Obsidian 500D RGB SE Premium temperli cam ve RGB'nin kasalarda geldiği son noktayı temsil ediyor. Üstelik bunu soğutma performansından feragat etmeden yapıyor. Sen ne düşünüyorsun Recep? Can kullanıcılar ister özel sıvı soğutmalı bir sistem, ister hazır sıvı soğutmalı bir sistem toplasın, Obsidian 500D ile rahatlıkla sistemlerini toplayıp sergileyebilirler. Kasanın malzeme kalitesine baktığımızda yüksek olduğunu görüyoruz. Buna hmm. ek olarak güncel teknolojilere sahip USB tip C Gen 2 portu gerçekten en çok kasadan beklediğimiz özelliklerden bir tanesi artık günümüzde. Zira cep telefonlarımız bu portları kullanmaya başladı. Ve sonuç olarak da hepimiz RGB fazlasıyla seviyoruz değil mi? Evet seviyoruz Recep. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Ben Çağın Çelik. Ben Recep Baltaş. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.